Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Soğuk bir Konya pazarında. Gerçekten dışarısı çok soğuk. Bir kar yağışı da oldu ama televizyondan gördüğümüz kadar İstanbul'daki kadar yok. Ama ciddi de bir soğuk var dışarıda. Allah dışarıda kalanlara yardımcısı olsun. Şimdi gelelim borsamıza arkadaşlar. Grafiklerimize başlayalım hızlıca. Şimdi geçen hafta yine hareketli günler geçirdik. Geçen hafta Cuma'yı bu şekilde kapatmıştık arkadaşlar. Kapanışımız 1990'dı. Kötü bir kapanış olmuştu hatırlarsanız. Arkasından Pazartesi günü yine eksi gap'le açılış yapıp ama yukarı bir kapanışla aslında günü kurtardık. Daha sonraki günlerde güzel kapanışlar oldu. En yüksek geçen hafta gördüğümüz seviye 2068 seviyesiydi. 1990'lardan 2068'lere kadar bir hareket oldu. Yine Cuma günü de yukarılarda yine 2068'leri görmemize rağmen kapanışımız 2053 oldu. Kapanış itibariyle aslında güzel bir kapanış oldu. Şöyle hemen aslında bakın çizgi grafik onu da grafiğini atmıştım hatırlarsanız. Şöyle bakın önemli olan seviyelerimiz vardı. Kapanış bazıyla arkadaşlar bunlar. Bakın burayı 1, 2, 3, 4, 5 defa deneyip kıramadıktan sonra arkasından kırıp bunun üzerine kapanış yapmaya başlamıştık arkadaşlar. O yüzden kapanışımız 2014'ün üzerinde olduğu için de gayet olumlu bir hafta oldu açıkçası. Hatta şöyle söyleyeyim size bakın kapanış 2051 seviyesinin bile üzerindeydi. Bu ne demek arkadaşlar? Son hemen hemen 2 ayın bakın 2 ayın en yüksek kapanışını yaptık. Şu dönemdeki en yüksek kapanışı yaptık. Bu da açıkçası bana göre olumlu bir durumdu. Geçen hafta da söylemiştim zaten ben olumlu olmaya devam ediyorum diye. Şimdilik olumsuz olmamızı gerektirecek bir durum yok hala. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki dirençler, destekler nedir onlara bir bakalım. Biliyorsunuz geçen haftalarda çizdiğimiz grafiklerde bakın şu şekilde bir trendimiz var arkadaşlar. Artık böyle bir trend oluştu. Bu trend yukarı doğru devam ediyor. Bunun bizim açıkçası bakın neresi derseniz. Bakın şurası arkadaşlar bizim için. Bakın şuradaki bu yan hacim barları. Bölgelerde oluşan hacim barları arkadaşlar. Bakın şurası 2089-2090 diyelim. Bunun üzerinde gördüğünüz gibi çok fazla bir hacim bile yok. Yani burada göstermeyecek kadar da düşük seviyede. Dediğim gibi buranın üzeri hatta ilk planda şurası 2066 yani şuradaki hacim bile bence çok fazla kayda değer bir hacim değil. Şuradaki hacimleri görüyorsunuz. 2066'nın üzerinde attığımız noktada zaten geçen haftaki gördüğümüz yüksek seviyeler de buralardı. Büyük olasılıkla hızlı bir şekilde arkadaşlar 2164 2136 bölgesine kadar bir hareket olma ihtimali var. Yine gördüğünüz gibi bakın şurada son dönemde yaptığımız hacimleri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın buralar önemli seviyeler. Yani buraların üzerinde kaldığımız noktada, buraları kırdığımız noktada kabaca artık yani şu bölgeyi bölge olarak bakacak olursak şunu silelim. Bakın arkadaşlar şöyle bir bölgemiz var aslında. Hemen şunu yatay bir şeyle çizelim. Bizim artık kırmamız gereken bölge burası arkadaşlar. Yani lahmacun yok. Burayı kırdığımız noktada şöyle yapabiliriz yani. Şu bölge bizim için bence ciddi bir ara bölge diye düşünebiliriz. Bu ara bölgenin üzerinde bunun üzerine attığımız noktada zaten bence şu bölge boş bir bölge. Burayı çok hızlı bir şekilde yeniden buralara kadar gidebiliriz. Ama tabii şu an için erken gözüküyor arkadaşlar. Şöyle yapalım şunu da. Yanlış şey almışız. Şurası işte gördüğünüz gibi 2100 ve 2060 bölgesi bence çok ciddi bir ara bölge. Bu ara bölgeyi yukarıda kırmadan da rally'nin başlangıcından söz etmek için daha erken olur. Burası ciddi bir bölge. Yani şurada açıkçası biliyorsunuz hepimiz çiziyoruz. Şuradan bakın şöyle bir düşen trend çiziliyor. Yani bu düşen trend bence doğru. Yani şöyle dün espri olsun diye bir arkadaşımız atmış. Fatih Bey var takip ettiğimiz arkadaşlarımızdan. Şöyle bir düşen trend çiziyorlar arkadaşlar. Ya da şöyle bir düşen trend çiziyorlar. Düşen trend her zaman için en yüksekten başlayan bir trend değildir arkadaşlar. Bunu da bilgi olarak vermek istiyorum.
Trend nedir? Trend en fazla noktaya temas eden çizgidir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Burada da en fazla noktaya temas eden çizgi nedir? Burasıdır arkadaşlar. Bakın bu çizgidir. Bu çizgidir. Bu çizgi bir düşen trendti. Ve bu düşen trend bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burayı kırdıktan sonra da üzerinde kalıyor. Bakın arkadaşlar bu da önemli. Pullback dediğimiz hareket bu da önemli. Bunu da yapıyor. Düşen trend budur arkadaşlar. O yüzden trend çizimlerinize her zaman dikkat edin. İşte Matrix'e ya da diğer programlara otomatik çizdirebilirsiniz ama onlar da en yükseklerini düşüyor alırlar. Bizim için kısa vadeli destek noktalarımız da buralar. Bakın arkadaşlar. Bunu da şuradan çizebilirsiniz aslında. Bakın şuradan. Şimdi 60 dakikalık grafiğe geldiğimiz noktada da bizim destek noktamız neresi? 2050 seviyesi. Zaten orada da çok yakınız şu anda. Eğer pazartesi günü açılış eksi bir açılış olursa birazcık sıkıntılı olabilir. Burayı kırdığımız noktada birazcık sıkıntı var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 defa denemişiz. Burası kırılmaması olumlu. Öbür taraftan da şurada da bir ikili tepe gibi bir formasyon var. Bakın. Bu daha kısa vadeli. Saatlik grafikte bakıyoruz buna. Normalde bu grafiğin kırılma yönü ne olur arkadaşlar? Büyük bu olasılıkla daralan üçgen olur. Yukarı doğru kırılması beklenir bunun. Ama dediğim gibi aşağı doğru kırılırsa da ona göre pozisyonunuzu alacaksınız arkadaşlar. Aşağıdaki destek noktalarımız da bunun kırılmasıyla birlikte 2020 seviyesi ve bence 2000 seviyesi her zaman için çok daha önemli bir seviye. Şimdi şunları da çok fazla kafa karışıklığı yapmayalım. Daha sade grafiklerle ilerlemek daha doğru olacaktır. Dediğim gibi gördüğünüz gibi şuraya da hemen notumuzu ekleyelim. 2050 destek noktamız. Yukarıda da artık sıkıştı. Çok ciddi bir sıkışıklık olmaya başladı. 2068 diye şu şekilde belirtebiliriz. Buralar bizim için önemli seviyeler arkadaşlar. Burada ciddi bir sıkışıklık oluştu. Bu sıkışıklık bakalım nereden devam edecek, ne zaman kırılacak. Önümüzdeki hafta artık büyük olsa kırılma ihtimali yüksek. Ama dediğim gibi burası kırılırsa da aşağıdaki destek noktalarımızdan 2000 seviyesi önemli. 2000 seviyesi ciddi şekilde önemli bir seviye. Dediğim gibi grafikteki önemli noktalarımız biz düz için söylüyorum. Önümüzdeki haftaki önemli noktalarımız buralar. Yeniden 2020'nin altındaki kapanışlar yani kapanış olarak söylüyorum. 2020'nin altındaki kapanışlar da önemli. 2020'nin altına kapanış yapmaya başlarsak tekrardan 1950'lere doğru da bir hareket gelme ihtimali yüksek diye düşünüyorum ben. Şimdi BIST 30'a bakalım arkadaşlar. BIST 30'da da çok fazla farklı değil. Gördüğünüz gibi burada da bir ikili tepe var. Burada 2321 seviyesinde bir ikili tepe var. Buradaki düşen trend de bu şekilde ilerliyor. Yani çizmeye bile gerek yok. Aynı şekilde devam ediyor. Burada da farklı olarak neye bakalım arkadaşlar? Burada da ortalamalara bakabiliriz. Burada hemen şöyle 5 ve 10 günlük ortalamaları görüyorsunuz. 5 günlük ortalamaları üstüne kesmiş durumda gördüğünüz gibi şuradan itibaren 5 günlük 10 günlüğün üzerine atmış durumda. Ve burada gördüğünüz gibi kırdıktan sonra da üstüne attıktan sonra şurada da bakın bakın şuraya aslında şuradan itibaren gözüküyor. Burada nedir? 1 Mart'tan itibaren 5 günün üzerine atıyor ve 5 günlüğün altında kapanış yapmıyor. Takip ettiğiniz kapanış bazlı takip ettiğiniz nokta 5 günlüğün kapanışın altı 5 günlük ortalamanın altı da olabilir. Bunu da takip edebilirsiniz. Bakın 1 Mart'tan itibarenki hareketlerimiz. Yine bakın şurada da aynısı olmuş. Bunu da 5 günlüğün üzerine şurada atıyor. Burada attıktan sonra da görüyorsunuz hiç 5 günlüğün altında şurada bir kapanış yapıyor. Arkasından devam ediyor ama 5 günlük 10 günlüğü kırmıyor. Arkasından dediğim gibi çok sert bir satış geliyor. Sonra da yeniden 5 günün üzerinde hareketler devam ediyor. Yani takip edeceğiniz nokta 5 günlük, 10 günlük ortalamalar. Bunlar önemlidir. Bir de bunun haftalığına bakalım arkadaşlar. Bakın haftalıkta da ciddi bir sıkışma var. Burada da bizim için 10 günlük ortalamanın altında kapanış yapmaması önemli. Bakın hiçbir zaman 10 günlük ortalamanın altında kapanış yapmamış. Bunun altına sarkmalar olsa da kapanışlarımız hep 10 günlük ortalamanın üzerinde olmuş durumda. BIST 30 içindeki durum da bu. Gelelim vadeli tarafımıza, vadeli endeks grafiğimize. Nisan vadedeki grafiğimizde de çok ciddi bir şekilde arkadaşlar bakın yüksek 2350, yüksek 2352, yüksek 2357 ve yine yüksek 2357. Yani bizim çok ciddi bir şekilde 2350 bölgesinde ciddi bir direnç oluşmuş durumda. Yani burada anlık görsedik, şurada da
yüksek bir kapanış yapsa da buraya geçemedi. 2350-2360 bölgesi bizim için ciddi bir direnç bölgesi olmaya başladı. Burada da şunu hemen silelim. Burada da bizim dikkat etmemiz gereken noktalar, hemen şöyle grafik olarak bakacak olursak, bakın burada da çok farklı değil açıkçası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi trendimiz bu. 1, 2, 3, 4. 4 defa gelmiş. Arkasında şurada daha böyle küçük bir kısa bir trendimiz var. Bakın. Buna hemen hemen paralel. Burada da dikkat etmemiz gereken noktalar 2308. Hatırlarsanız 2300'ün üzerine atamıyordu. 2300'ü önemli bizim için, artık destek konumuna geldi. 2308, arkasında da 2293 seviyeleri BIST 30 için önemli. Yukarıdaki noktamız zaten 2350-2360 bölgesi olduğunu söylemiştik. 2360'ı kırdığımız noktada da büyük olasılıkla 2398 ve 2470-2460 bölgesine kadar da bir hareket etme ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Bu da BIST 30 endeks kontratı için grafiğimiz arkadaşlar. Şunu da şöyle silelim. Dediğim gibi şurada da bakın ciddi bir bölge var. Yani şuradaki bölgeyi görüyorsunuz. Yani burada şöyle hemen şöyle bir bölge olarak çizecek olursak da, yani çok fazla şeye gerek yok. Çizip etmeye gerek yok. Bizim için de ara bölgemiz burası arkadaşlar. Bakın bu bölge çok önemli bir bölge. Bunun üzeri altı çok fazla hareket etmemiş. Neredeyse Aralık'tan itibaren ettiğimiz bölgeyi görüyorsunuz. Bakın ne kadar çok burada hareket var. Yukarıda bir çıkmış, hemen arkasından çok fazla durmadan gelmiş. Aşağısında zaten çok fazla bir hareket etmiyor. Kapanış bile yapmıyor. Şu aşağıdaki 2150 bölgesi çok önemli bir destek zaten. Onun farkı ayrı. Yukarıdaki bölgemiz de burası. Gelelim bankacılık endeksine. Son dönemdeki en zayıf endeks, biliyorsunuz. En ciddi şekilde zayıfladı. Zaten şuradaki bizim destek noktamız kırıldıktan sonra bu destek noktasını şöyle, daha böyle şöyleydi aslında. Şöyle yapabiliriz. Bu destek noktası kırıldıktan sonra da zaten üzerine atamadı. Bunun üzerine atmadığı sürece de bankacılık endeksinden çok fazla bir şey beklemeye gerek yok. Bankacılık endeksindeki beklentimiz bu çizginin üzerine atması, arkasından da şuradaki gap boşluğunu doldurup üzerine atması. 1720. Buradaki sıkışma da devam ediyor gördüğünüz gibi. Bakın burada çok ciddi bir üçgen oluşum var. İnşallah bu aşağı doğru kırılmaz. Aşağı doğru kırılırsa da daha sert bir satışla karşılaşma ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Şu andaki destek noktalarımız bankacılık endeksindeki de bu. Bunu daha kısa vadeli bakacak olursak da, hatırlarsanız 15 dakikalık bir grafik atmıştım. 15 dakikalık grafikte şöyle bir durum atmıştım hatırlarsanız arkadaşlar. Böyle bir üçgen oluşum vardı. Bunu kırdı. Ama tabii bu daha böyle şuradan gelen bir, bakın, destek noktaları. Burada da yine aynı şekilde, burada da boşluğa kadar bir hareketin olma ihtimali var, ama yani boşluk doldurduktan sonra da daha yükseklere gitmesi için önemli olan direnç noktalarını kırmamız gerekiyor açıkçası. Bankacılık endeksi zayıf. Bankacılık endeksi zayıf olduğu için de piyasada aslında işte Ereğli'yi aldıkları zaman gidiyor, ya da Tüpraş'ı aldıkları zaman gidiyor, İşte Ereğli'yi sattıkları zaman da düşüyor. Bu şekilde bir kısır döngüye girmiş durumdayız. Şimdi bankacılık endeksindeki durum da bu. Gelelim dolar tarafına. Dolar tarafı geçen hafta çok hareketliydi. 15 seviyelerine kadar bir yükseliş yaptı. Şimdi burada da kısa vadeli, bakın çok güzel bir hareket var. Çok güzel bir şey var. Trend hareketi var gördüğünüz gibi. Buradaki trend hareketi de şu şekilde. Burada bir hareket var. Şurada da bir, yine açıkçası bir grafiğimiz var. Gördüğünüz gibi buradaki şeyler 14.64'ün altına gelmezse bu trend devam edeceği gözüküyor. 14'ün bir an önce 14.60, 14.50'nin altına gelmemiz gerekiyor. Şuradaki tepemiz zaten 14.50, 14.60 seviyesiydi. Bunun altına gelirse yeniden aşağılara doğru hareket olabilir. Ben geçen hafta hatırlarsanız bir tweet attım. Merkez Bankası'nın yerinde olsam faiz artırımı yaparım. Bahanesi de hazır demiştim. Bu da dillendirilmeye başladı açıkçası. Herhangi bir duyum almadım arkadaşlar. Öyle bir durum yok açıkçası. Herhangi bir duyum almadan kendi tahminim, benim yapacak olan, yani bahanemiz de az oldu. Ben olsam bunu yapardım dediğim bir noktadaydı açıkçası. O yüzden de bir faiz artırımı olursa politika değişikliğine gitme görüntüsü olacağı için de 2 puan, 3 puan ki bir faiz artırımı bile bence yani %50 enflasyonun olduğu yerde bir anlam ifade etmez, ama
politika değişikliği ilgili doları biraz daha aşağıya doğru bir hareket içine getirir açıkçası arkadaşlar. O yüzden de dediğim gibi bu hafta içi Merkez Bankası'nın faiz kararını da dikkatlice bekleyeceğiz arkadaşlar. Dolardaki durum da bu. Yine geçen haftanın savaştan sonraki en hareketli enstrümanı ons altına girelim. Ons altında sürekli söylediğim nokta, şuradaki noktayı kırdıktan sonra biliyorsunuz burayı kırdıktan sonra sürekli söylediğim nokta neydi? Çanağı tamamlayacaktı. Arkadaşlar çanak tamamlandı. Yani gördüğünüz gibi burayı tamamladı ons altın. Burayı tamamladıktan sonra da biraz geri çekildi. Buraya iki defa hemen hemen gördü. Burayı geri çekildi ve aşağıdaki destek noktalarına geldi. Burada şöyle bakacak olursak, bakın buradaki trend oluşumumuz da şu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Yani 1945 seviyesi kırılmadığı sürece bu trendde herhangi bir bozulma gözükmeyecek. Aşağıdaki destek noktalarımız da 1960-1950 bölgeleri ve en önemli destek noktamız da 1945 seviyesi. Ons altındaki durum. Gram altında bununla beraber dolar ve TL ile beraber de hareket edecektir diye düşünüyorum. Gram altını biliyorsunuz görüşlerimi. Sentetik bir ürün. Teknik olarak incelemiyorum. Grafiğine bakmaya gerek yok. Ayrı ayrı baktığımız zaman tek tek hesap yaparak bunu çıkartabiliriz açıkçası arkadaşlar. Dediğim gibi ana enstrümanlar bunlar. Hisse taraflarına geçecek olursak, benim beğendiğim hisselerle ilgili geçen hafta paylaştığımız Tüpraş'ı biliyorsunuz. Tüpraş endekse göre çok daha pozitif bir hareket ediyor. Endekse göre çok daha güzel gidiyor. Geçen hafta da hatırlarsanız şu şekilde bir grafiğimiz vardı. Bunu da kırdı gözüküyor arkadaşlar. Şu an için kırdı. Hatta saatlik tarafta da burayı kırdı ve pullback yapıp tekrar üzerine attı. Bu da çok olumluydu arkadaşlar. Geçen hafta şu kapanışı burada düşük seviyeler 200'leri görmesine rağmen özellikle Cuma günkü satıştan sonra 200'ü görmesine rağmen kapanışımız bu çizginin üzerinde olması oldukça olumluydu bence. O yüzden de Tüpraş'taki hareketimizin yukarılara doğru devam etmesini ben bekliyorum. Tüpraş'ta dediğim gibi petrol fiyatlarının dışında rafineri marjlarının yüksek olması, petrol fiyatlarının yüksek olmasıyla birlikte stok değerlemesiyle birlikte yine bilançoda etkili olacaktır diye düşünüyorum. Burada da ben yavaş yavaş 220 zirvesine doğru hareketin olma ihtimalini yüksek görüyorum arkadaşlar. Tüpraş'taki hedef fiyatlar zaten piyasadan az çok biliyorsunuzdur. 260-270 seviyelerini falan bekliyorlar. Ben de kısa vadede 220'yi geçtikten sonra da 250-245 gibi bir hedef fiyatım olduğunu düşünüyorum açıkçası Tüpraş'ta. Endeksten daha böyle pozitif ayrıştığını söylemekte fayda var. Yine bankalardan İş Bankası'na bakalım arkadaşlar. Evet, İş Bankası'nda da gördüğünüz gibi yani bankalardaki zayıflık tabii ki İş Bankası'nda da ana planda duruyor. Ana direnç noktamız 8.27. Şurada daha böyle kısa vadede 60 dakikalık grafik 8.21 bölgesine ciddi bir direnç oluştu. Burada ters omuz baş omuz oluştu, top oluşumunu da görebilirsiniz. Şöyle bakın şurası bir omuz, şurası baş, şurası yine omuz diye. Burayı kırdıktan sonra da şuradan bakın 7.75'in üzerinden şuralara kadar bir hareket olabilir mi? Bir oluşum var böyle. Net bir oluşum olmasa da var açıkçası. Aşağıdaki destek noktalarımızda bence 8 liranın altına yeniden gelmemesi gerekiyor. 8 liranın altına gelirse biraz daha sıkıntı artar diye düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. 8 liranın altına yeniden 7.75 ve 7.58 bölgelerine kadar gelme ihtimali var diye düşünüyorum. Dediğim gibi şurada da yine bir düşen trendi şu şekilde çizebiliriz arkadaşlar. Yaklaşık olarak şunu şöyle bakalım. Hemen hemen bu da zaten gördüğünüz gibi 8.27-8.30 bölgesine kadar geliyor. Yani önemli noktalarımız 8.20-8.30 arası. Burayı kırdıktan sonra da bence asıl bankacılık endeksindeki hareketin hızlanacağını düşünüyorum. İş Bankası'ndaki olumlu beklentim devam ediyor. Temettü fiyatından dolayı vadeli taraftaki endeks pay vadeli taraftaki İş Bankası kontratında normal spot fiyatın altında yaklaşık olarak 30 kuruş diyelim. 30 kuruşluk bir fark var. 30 kuruş temettü verecek ay sonunda. O yüzden de fiyatların böyle olması normal açıkçası. Şimdi bunun dışında ne vardı? Bir de Türk Hava Yolları var arkadaşlar. Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları da yine düşük kalmış hisselerden bir tanesi. Türk Hava Yolları'ndaki bence ana noktamız şu. Ana çizgimiz bu arkadaşlar. 28-60 diyelim. 28-50-28-60 bölgesi. Bence bu çizginin üzeri
ve 6 diye düşünebilirsiniz. Onun dışında çok fazla açıkçası aşırı bir tepki veriyor Türk Hava Yolları. Yani pandemiden sonra bu daha böyle toparlanması, hızlı toparlanması gerekiyor bence. Yani dediğim gibi şu anda uçuşlarla ilgili bir sıkıntı yok. Ukrayna dışında herhangi bir uçuş sıkıntısı yok ama ciddi de bir satış yeri ve toparlanamıyor. Ama önümüzdeki haftalarda ben toparlanmasını bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Ama ana çizgimiz bu arkadaşlar. Hani tek çizgi çizmek gerekirse 28-66 ve üstü diye düşünebilirsiniz. Buraya kadar hareketler tepki hareketidir. Üzerine çıktığı zaman da bence yeni zirveler gelmek isteyecektir. Endeks de yanında götürecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, endeksle ve hisselerle ilgili beklentilerimiz bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta içi de belki olabilir. Uzun zamandan beri hisse grafiği de çekmiyoruz. Hisselerle ilgili detaylı grafiklerde şöyle uzun vade grafiği de çekmiyoruz. Zaman bulursam onu da çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar diliyorum. Bol kazançlar.